Ve 1296 yıllarında Mısır'dayız. Kısa boylu, zayıf, hayatı boyunca hastalıklarla ömür tüketmiş bir adam. Çok çocukları var, çocuklarıyla başı sıkıntıda. Hırçın ve kavgacı bir eşi var, hanımıyla başı belada. Boyu kısa, son derece bitkin ve hasta bir Müslüman. Tanınmıyor fazla. Adı Busiri. Bir gece yatsı namazından sonradır. Aslında Şazeli tasavvufuna bağlıdır. Hasan Şazeli'ye bağlanır. O ölünce onun yerine geçen Ebu'l-Abbas Mürsi'ye bağlanır. İbni Ataullah ile bir anlamda yarışırlar. İbni Ataullah da İskenderani'nin yüreğinde Allah sevgisi, Allah aşkı, bu zatta ise peygamber sevgisiyle hakikate varma. Bir yatsı vakti camiden çıkar, dalgındır. Dünyanın bütün sıkıntıları başına çökmüştür İmam Busiri'nin. Bugün Mısır'ın bir kentinde, İskenderiye şehrinde türbesi olan ve türbesinin bütün duvarları Kaside-i Bürde'nin o şiirin, o muhteşem şiirin sözleriyle canlanmış olan İmam Busiri. Büyük bir şair. Allah Nebisi hakkında naat ve mersiye yazmış olanların en büyüğü, en büyük üstadı. Mezarının bütün kenarlarında, ben Mısır'da kaldığım yıllarda bu mezarı ziyaret ettim ve İmam Busiri'nin mezarına girdiğimde, türbesine girdiğimde, türbesinin bütün duvarlarında Hazreti Peygamber'e aşk şiirlerinin terennümünü gördüm. Yatsı namazından sonra camiden çıkmış evine doğru yürümekte, birdenbire duvardan geçerken bir dar bir sokakta bembeyaz yüzlü biriyle karşılaşır. Yüzü bembeyaz olan birisiyle karşılaşır. Sakalı beyaz, yüzü beyaz birisi İmam Busiri'nin önüne geçer, sokakta onu durdurur. Gece karanlık, zifiri bir karanlık var. Sokak dar, karşılaştığı kişiyi tanımaz. Karşılaştığı kişi İmam Busiri'ye bakar ve tek bir soru sorar. İmam Busiri derinden etkileyen bir sorudur. Döner ve İmam Busiri'ye der ki, sen Hazreti Peygamber'i rüyanda gördün mü hiç? İmam Busiri bu sorunun o meydana getirdiği o manevi halle bir anda savrulur. Şöyle arkaya doğru, sen Hazreti Peygamber'i rüyanda gördün mü hiç? İmam Busiri kekeler, cevap veremez, durur ama ihtiyar İmam Busiri'nin yanından şöyle ona değerek kaybolur gider. İmam Busiri alt üst olmuştur. Bu soru niye? Bu soru neden? Sen rüyanda Resulullah'ı gördün mü hiç? Ben aynı soruyu size soruyorum. Siz rüyanızda Resulullah'ı gördünüz mü hiç? Rüyanızda Resulullah'ı görmek için içinizden bir arzu ve ümit geçti mi hiç? İmam Busiri'ye o ihtiyarın sorduğu sorunun bir benzeri. İmam Busiri sessiz kalır, eve gider, yatağa uzanır. Aklında o soru vardır, cevapsız bir soru. Sonra uyku onu galebe çalar, İmam Busiri derin bir uykuya dalar. Biraz sonra sabah ezanı okunmaktadır. İmam Busiri ezanı duyunca kalkmak ister. Fakat birdenbire bakar ki kolları hareket etmiyor. Ayaklarını oynatmak ister, ayakları hareket etmiyor. İmam Busiri'nin vücuduna inme inmiştir. Felç olmuştur. Ne ayakları tutar ne elleri tutar. Sağa döner, sola dönemez. İmam Busiri artık yatağa bağlı bir mümindir. Yıllarca devam edecek bir hastalık İmam Busiri bütün kuşatır, bütün vücudunu kas katı alır ve kendine mahkum eder. İmam Busiri felç olduktan sonra Hazreti Peygamber'i anlatan şiirlere, kasidelere, mersiyelere sarılır. Birçok şiir yazar ama onlardan birisi İslam tarihinde müstesna bir yer edinen Kaside-i Bürde'dir. İmam Busiri o müthiş aşk şiirini, o Resulullah'a olan aşkını öyle bir paylaşır, öyle bir vücudunun her tarafına
sirayet ettirir ki ondan çıkamaz, ondan kurtulamaz. Hazreti Peygamber'in hasretini anlatan şiirdir bu şiir. Bu şiir emin tezekkuri ciranin bizi selemi. Mezeşte dem an cerami mukletin bidemi. Em hebbetir rihu min tilkaek azimetin. Öyle başlayacaktır. Ne oldu? Niye kanlı gözyaşları döküyorsun? Gözlerinden neden kan akıyor gözyaşı yerine? Sen selam ağacının oradaki dostları mı hatırlıyorsun? Medine'deki dostu mu hatırlıyorsun? Ne oldu sana? Gözlerine ne oldu ki? Ben ağlama desem de sen gözyaşları döküyorsun. Diyecek İmam Busiri Hazretleri, İmam Busiri Hazretleri o muhteşem kasidesinin her satırında Hazreti Peygamber'e olan deruni aşkın önüne geçilemez, anlatılamaz muhteşem aşkın o büyük dizelerini satır satır kendine gel diyorum, sen koşup kendinden geçiyorsun. O İmam Busiri Hazretleri artık bir denize girmiş, okyanusa girmiş, Hazreti Peygamber'e karşı, Hazreti Peygamber'e doğru yürüyen bir aşkın, bir büyük coşmuş olan bir okyanusun, bir fırtınanın esiridir artık. Gözlerine ne oldu ki? Sana ağlama diyorum, sen gözyaşı döküyorsun. Kalbine ne oldu? Kendine gel diyorum. Coşup kendinden geçiyorsun. Muhammed Nebi'nin aşkının bir hastasıdır. Savrulmuş, rüzgara yakışmış, rüzgara yakalanmış bir yaprak misalidir. Her satırı bir granit taşı ağırlığıyla yüreklere iner İmam Busiri'nin. Peygamberi hatırlamıştır. Hazreti Peygamberi hatırladıkça, Hazreti Peygamberi hatırladıkça onun büyüklüğüyle her şeyi işlemiştir İmam Busiri. Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer, bunca ağır yükle bilmem ne ederim, o gün senden başka kime giderim? Mahşer alemini anlatıyor Kaside-i Bürden'in bu bölümünde. İmam Busiri diyor ki öleceğim belki ama mahşede seni arayacağım ey Nebi. Seni yakalayacağım. Mahşer aleminde arkandan koşacağım. Ey kerem sahibi yüce peygamber. Vakit tamam diye gelince haber. Yani ölüm geldiğinde bilinmez diyara başla bir sefer. Yani mahşere doğru gittiğimde bunca ağır günahla bilmem ne ederim. O gün senden başka kime giderim? O bir aşkın, o bir yücelişin, bir ayaklanışın aslında en muhteşem terennümlerini İmam Busiri bu mısralarında, bu cümlelerde bir bir işlemeye devam eder. Kıyametin ablukası altındadır İmam Busiri. Kıyametin dehşetini hatırlar. Nereye girecek, kime sığınacak? O gün zor bir gündür. Herkesin herkesten kaçtığı çetin bir gün. Anne evladından, evlat babasından kaçacak. Anne çocuğundan kaçacak, çocuk babasından kaçacak. Kıyametin ablukası içinde Hazreti Peygamber'e doğru bir merdiven uzatır. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağımı sürçer diye düşersen birden, seslen dostum o an arkamdan. Bana eyvah sana, yazık sana, vah sana diyecek. Hazreti Peygamber'den uzak düşmüş, peygamberden savrulmuş olan o tükenmiş ruhların o halini İmam Busiri anlatacaktır. Geçirdiği günlerden dolayı, Hazreti Peygambersiz geçirdiği günlerden dolayı endişelidir. Feda etti yazık dini dünyaya, koca bir ömür gitti hebaya. Kurtuluşun yolu Muhammed Peygamber'e olan aşktır diyecektir aleyhissalatü vesselama. Hazreti Peygamber'i seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsız, zillete mahkum. Ufuklara bayrak, rehbersin sen. Bize seni tam anlamak ne haddimize diyecek. Cümleler sanki ayaklanmaktadır. Vücut felç ama beyin, ama ruh alemi, ama yürek alemi bütün ayaktadır. Kim Hazreti Muhammed'i bu kadar sevebilir? Kim Hazreti Muhammed kadar sevilebilir aleyhissalatü vesselam? İşte aşk budur. Bırak peygamberi tartışmayı, peygamberin izinde cübbesinin altında onu adım adım aramak, Fizan'a gitse dahi, göğe çıksa dahi Muhammed Mustafa diyebilmek, İmam Busiri olmak, Kaside-i Bürde olmak, tepeden tırnağa İmam Busiri. Sonra birdenbire miracı hatırlar. Sen miracın peygamberisin, sen eti ve kemiğiyle göğe kaldırılansın.
medet sende, çıkış sende, imdat sende. Peygamberler, peygamber ruhları saf saf oldular. Görüp kemalin dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler. Meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Yürü ey Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyecek. Sonra dönecek. Makamlar son buldu, bitti. Rütbeler vuslata gerçekleşti. İndi perdeler. Şeref onun yanındadır. Sendendir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurban ol, kurban olayım. Bu ne büyük cömertlik diyecek. Hazreti Resulullah'a anlatacak. Dönecekler. Diyecekler ki mucizeler karşısında hayret makamında mısın? Kendim de değilim diyecek. Hazreti Peygamber'in kapısındayım ben artık. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Senin kapından başka kapıya gönderme ey Nebi Zişan diyecek. Ey Muhammed Nebi, hangi kapıya gideyim mahşerde? Allah sana müsaade etmiş. Makam-ı Mahmud senindir. Sonra dönecekler. Güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Dönecekler. Yeter diyecekler, peygamberi rahat bırak. Onu çok anlatıyorsun. Onu rahatsız ediyorsun. Dönecek. Bunu söyleyenlere diyecek ki bana bir şey deme, duyamıyorum. Onu anlatmaya doyamıyorum. Ve ben de onu anlatmaya doyamıyorum. Ölesiye, ölüme kadar Muhammed. Evet, ölene kadar Muhammed Mustafa diyeceğiz. Aleyhissalatü vesselam. Daimiyem her can ermez bu sırra. Diyorlardı ki yeter artık günahlarına, ağlama diyorlardı. Feçsin baksana vücudun. Dönüyordu Mevla'ya salli ve sellim daimen ebede. Ala habibike hayril halki kullimi. Vel habibullezi turca şefaatu. Min kulli hevlim minel ehvalil muktaimi. En çıkmaz yollarda, en büyük badirelerde, geçilmez köprülerde Muhammed seninle geçeceğim diyordu aleyhissalatü vesselam. Sonra dönüyordu. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla. Günah diz boyu seni kurtaracak. Nedamet soyu. Kendinde değil artık. O aşan bir nehir gibidir. Coşmuş olan bir tufan gibidir. Bir volkan gibidir. Sanki peygamberi seyrediyordu. Kolaymış sanırsın nefiste savaş. Günlerce kaynamazdı evinde aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elin tersiyle reddeden sendin. Onlara gösterdin yücelik neymiş. Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş. O bir tufan. O nedamet etmez bir ruhtu artık. Dönüyordu ve patlıyordu. Bu da gelir, bu da geçer. Bu da gelir, bu da gelir.
bir gecedir. Gece yarısı İmam Buhsir yorgundur artık. Şiiri tamamlanmış 160 beytlik bir şiir. Müthiş bir coşku. Satırlar ağlıyor sanki. Ağlayan İmam Buhsir'i değil. Satırlar ağlıyor sanki. Birdenbire bir gece rüyasına Hazreti Peygamber girer Aleyhisselatü Vesselam'ın, İmam Buhsir'inin. Buhsir'i mana aleminde, rüya aleminde ayağa kalkar. Nebi geldi Nebi. Hazreti Peygamber geldi rüyama, şeref verdi. Yıllarca anlattı onu. O 160 kasidenin her birine ter döktü, gözyaşı döktü, kan döktü sanki. Kalemine kan damladı, aşk damladı sanki. Kelimeler isyan etti. Sanki kelimeler yeter bırak bizi diyordu. O diyordu ki aşk beni bırakmadı ki. Ben bir aşk hastasıyım. Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Yunus'un aşık olduğuna aşık olmuştu. Şems'in tutkulandığına tutkulanmıştı. Ben kendinde değilim. Beni kınamayın, sözlerimi hesaba katmayın diyordu. Gece birdenbire Resulullah rüyasına girdi. İmam Buhsir'in yanına gitti Resulullah. Bana oku yazdığını dedi. İmam Buhsir'i o rüya aleminde neyi okuyayım ya Resulallah? Beni anlattın, kasideyi oku. Hangini okuyayım ya Resulallah diyordu İmam Buhsir'i. Hazreti Peygamber diyordu ki emim tezekkuri cinalin bizi selemi diye başladın ya. Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine yanmaktan mı ki? Selemli dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül, belli yüzünden. Diye başladığın kaside var ya, oku bana onu. Bana olan aşkını terennüm ettim. Kasideyi oku diyordu. İmam Buhsir'i birden bile başlıyordu. Emin tezekkuri ciranin bizi selemi. Demin söylediğim cümleleri. O okudukça Hazreti Peygamber sallanıyordu bu şekilde. Bir rüzgarın önündeki yaprak gibi Resulullah böyle sallanıyordu İmam Buhsir'i dinlerken. Kasidenin sonuna geliyor. Bu ölümsüz kasidenin yapımcısı İmam Buhsir'i Hazretleri. Şu anda Mısır'ın İskenderiye şehrinde mütevazi mezarında, o küçücük mezarında bütün duvarlarda Kaside-i Bürden'in 160 beyti vardır. Emin tezekkuri ciranin. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kadar sevinir ki sırtındaki cübbeyi Resulullah çıkarır. Aleyhisselatü Vesselam İmam Buhsir'in üzerine atar rüya aleminde. Ve sonra Hazreti Peygamber eliyle İmam Buhsir'in bütün vücudunu sıvazlar rüyada. Ve sonra birdenbire kaybolur gider Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Özledik seni. Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam Buhsir'in vücuduna temas ettikten sonra kaybolur gider. İmam Buhsir'i birdenbire kalkmak ister. Sabah ezanı okunmaktadır. Felçli olan o yürek ümitsizdir artık. Çünkü cemaate gidemiyor felçli olduğundan dolayı İmam Buhsir'i. Fakat o da ne? Birdenbire bakar ki ayakları oynuyor. Bakar ki vücudunda hareket var. Dokunur ayaklarına. Evet, o felçli halimden artık eser yok. Şifa bulmuştur şifa. Kaside-i Bürde, o yani cübbe kasidesi veya kuşatan kaside, kaside-i Bür'e veya iyileştiren kaside, İmam Buhsir'in çilesini, fel çilesini sona erdirmiştir. Ayağına değer, diğer ayağına değer, vücudunda en küçük bir hasar kalmamıştır. Ok gibi fırlar, Hazreti Peygamber'i rüyada gören Buhsir'i, ok gibi birden fırlar. Abdestini alır ve camiye koşar. Ama caminin yolunda
Ebu Reca ile karşılaşır. Zamanın büyüklerinden bir büyük. Ebu Reca İmam Busiri'ye der ki, bu gece okuduğun kasideyi bana okusana. İmam Busiri şaşkındır. Hangi kasideden bahsediyorsun? Ebu Reca der ki, demin Resulullah'a okuduğun kasideyi anlatıyorum. Demek ki aynı rüyayı o da görmüş. Öyle bir dönem ki, düşünebiliyor musunuz? İmam Busiri rüyayı görüyor, aynı rüyayı Ebu Reca Hazretleri görüyor. Yürekten yüreği nasıl bir muhabbet, nasıl bir peygamber aşkı yayılıyor. Görün ve anlayın muhabbetin dozunu. Görün ve anlayın bu topraklar, bu yeryüzü, şu bugün günahsızların kanlarına şahit olan şu topraklar, mazlumların kanlarına şahit olan bu topraklar nasıl sevdalılar görmüş. Görün, bakın ve hesap ediniz. Bugün İskenderiye kentinde, mütevazi mezarında İmam Busiri mahşere kalkacağı günü belki hatırlıyordur. Ona hazırlanıyordur belki. Rabbimin sonsuz rahmeti İmam Busiri Hazretlerine olsun. Kaside-i Bür'e veya Kaside-i Bür'de nesilden nesile aktarılacak 160 beyit, 140 ve 160. beyitleri ise İmam Busiri'nin yazmış olduğu bu beyit, felçli olan hastalar için felçli hastaları iyileştiren bir kasideye dönüşmüştür. Felçliler 140 ve 160. bölümleri okuyarak Allah'tan şifa beklerler. Şifayı veren Allah, şifayı gönderen Allah'tır. Bütün bu dualar ve bu kasideler birer vesiledir. Dediğim gibi, yaratan, lütfeden Yüce Allah'tır. Allah bizleri, İmam Busirilerin o yürekleri dolu dolu büyük sevdalıların sevdasından ve yolundan ayırmasın.